Teknolojiler geçen gün yeniliklerle karşımıza çıkıyor. Ona olan bağımlılık da günden güne artıyor. İşte tam da bu noktada uzmanlar dijital detoks yapın diyor. Peki nasıl? Cevabı Özgür Denizkaya ve Serkan Emekçi'nin haberinde. Günde kaç saat internet kullanıyorsunuz? En az 2-3 saatimizi harcıyoruz. Bırakıyorum, sonra bir belli bir süre geçince bir 5-10 dakika canım sıkılınca yine başka bir şeye bakmak yerine yine telefona sarılıyoruz. Günde en azından 2 veya 3 saat ben de internete giriyorum. Yatmadan önce, sabah kalkınca, hatta bir görev gibi böyle sabah kalkar kalkmaz ilk önce bir bakıyorum. Kim ne yazmış veya bir bildirim var mı? Hayatımızın sıradan bir parçası haline gelen akıllı telefonlar, tabletler elimizden hiç düşmüyor. Bazen günde saatlerce vakit harcıyoruz. Peki bu durumun olumsuz yanları nasıl engelleyebiliriz? Akıllı telefonları, tabletleri, teknolojiyi bir kenara bırakarak daha sosyal ilişkilerimizi ön plana çıkarmak ve internet ortamından, sanal ortamdan uzak durarak etrafımızda, sevdiklerimizle, eşimizle, dostumuzla daha fazla vakit geçirmek, çayırlara, çimenlere oturmak, uzanmak, bahar döneminde daha fazla doğada vakit geçirmek, güneşe çıkmak, akıllı telefonlar ve tabletleri bir kenara koyarak basılı ürünler, basılı gazeteler okumak dijital detoks olarak giriyor. Gelişmeleri kaçırmaktan korkanlar dikkat. Uzmanlar teknoloji bağımlılığı konusunda uyarıyor. Son yapılan araştırmalarda teknoloji bağımlılığının %70-%80 oranlarına ulaştığını görüyoruz. Ve bu da aslında azımsanacak bir ölçü değil. Hatta günümüzde bu tarz hastalıklar da ortaya çıkmaya başladı. Sabah ilk kalktığınızdan beri elinize telefon alıyorsanız, tuvalete bile giderken, başka bir mekana giderken, arkadaşlarınızla ikili sohbet ederken elinizden telefon düşmüyorsa, sürekli ekran titreşimine bakıyorsanız siz bir FOMO hastasısınız. Yani gelişmeleri kaçırma korkusuna tutulmuş bir hastasınız olarak değerlendiriyoruz. Peki dijital detoks nasıl yapılır? Bir poşet alacaklar. Bu poşetlerin içerisine kitaplarını, gazetelerini, dergilerini, hatta geçmişte tutmuş oldukları yıllıkları alacaklar. Hem nostalji yapacaklar. Hani o Throwback Thursday dediğimiz nostaljiyi gerçekten insanlarla yapalım. Yani o arkadaşlarımıza, okul arkadaşlarımıza, eski iş arkadaşlarımıza, lise arkadaşlarımıza sosyal medyadan buluşmak yerine özellikle şu günlerde bir araya gelelim, farklı etkinliklerde bulunalım. Tavsiyeler önemliydi. Bu haberle bülteni tamamladık ama gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdilik iyi geceler.